Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabarmalara doymayan, yumuşacık, tel tel ayrılan açma tarifi videosu izleyeceksiniz. Yapımı da oldukça basit ve lezzetli olan bu açmamızın hemen lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Açma tarifimizin hamuru için ilk önce yoğurma kasesine 2 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şekerimi de ekledikten sonra 1 paket de kuru mayamı ekliyorum. Mayamızın aktif olması için spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sonrasında da açmalarımızda yağlama işlemi yapacağımız için bu aşamada çok fazla yağ eklemiyorum. 2 küçük tatlı kaşığı tuz ekledim. Sizler tabii ki tuz miktarını kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Açma hamurumuzun kıvamlı olması için mutlaka unumuzu yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim. Hamurunuz sert olduğunda yumuşak bir hale getirmek daha zor olacağı için unumuzu yavaş yavaş kontrollü şekilde eklersiniz. Hamurunuzun kıvamını da çok güzel yakalamış olursunuz. Toplamda 7 su bardağına yakın un kullandım. Tabii ki un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için sizler bu kıvam alana kadar, ele yapışan bir hamur elde edene kadar un eklemeniz yeterli. Bu aşamada açma hamurunda kullanmış olduğumuz sıvı yağ bardağının dibinde biriken yağı da hamurumun içine ekliyorum. Bu sayede gördüğünüz gibi hamurum çok kolaylıkla hemen kendini toparlıyor. Açmalarınız da daha güzel olması için mutlaka hamurunuz hafif ele yapışan bir hamur olmalı. Yumuşak ve esnek olmasına da dikkat edelim. Açma hamurunu da güzelce yoğurdum ve toparlanmasını sağladım ki açmalarımız daha güzel bir kıvam alması için. Yoğurma kasesini alıyorum. Üzerinde kapak kapatarak yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bıraktım. 1 saat sonrasında hamurum gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. Hamurumuzun ilk maya kokusunun çıkması için yoğurma kasemde havasını çıkartıyorum ve sonrasında hamurumu tezgahıma alıyorum ve güzelce toparlanmasını sağlıyorum. Toparlamış olduğum hamurumu kesme aparatımla 16 parça ayıracağım. Eğer sizler daha ufak açma yapacaksanız daha ufak bezelere ayırabilirsiniz. Ben birazcık büyük olacak şekilde açma yapacağım ve o sebeple 16 bezeye ayıracağım. Bu açma hamuruyla da çok bereketli açmalar oluyor. Tabii ki eğer daha az yapacaksanız malzemeleri azaltarak daha az açmalar yapabilirsiniz. Kesmiş olduğum bezelerimi büyüklük küçüklük ayarlayarak 16 beze olacak şekilde ayarladım ve güzelce yuvarlamış olduğum bezelerimi ilk önce servis tabağımın altını çok az sıvı yağla yağlıyorum. Sıvı yağla yağlamış olduğum servis tabağının üzerine bezelerimi de alıyorum ve fırça yardımıyla bezelerimin üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Bu işlemi yapmak için toplamda 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım. Hamurunda çok fazla sıvı yağ eklemediğim için bu aşamada mümkün olduğunca güzel yağlamaya da özen gösteriyorum. İlk önce sıvı yağla birazcık üzerine buzdolabı poşeti kapatarak dinlendirmeye alacağım. Sonrasında üzerine tereyağı ekleyerek açma işlemini yapacağım. İlk önce sıvı yağ gezdirmiş olduğum bezelerin üzerinde güzelce kapatıyorum. Poşette güzelce sarmalamış olduğum bezelerim 15 dakika dinlendirdim. Gördüğünüz gibi de 15 dakikada bezelerim çok güzel dinlendi. Sizler de en az 15 dakika bezelerinizi bu şekilde dinlendirmeye özen gösterin ki sonrasında açma işlemini daha kolaylıkla yapmanız için. Bezelerimin üzerlerine oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağı ekliyorum. Yaklaşık şöyle yarım tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Çok fazla bol eklemeyeceğim. Sizler dilerseniz biraz daha miktarı artırabilirsiniz. Ama hiç gerek olmuyor arkadaşlar. Yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı yeterli oluyor. Tereyağlı hamurumuzu tezgahımıza alalım ve üzerine güzelce tereyağını bastırarak hamurumuza yedirerek açma işlemini uygulayalım. Hamurumu dinlendirme aşaması da yaptığım için gördüğünüz gibi kolaylıkla açılıyor. Bu arada da tabii ki tereyağımızın da mutlaka oda ısısında güzelce yumuşamasına özen gösterelim. Bu sayede hiç zorlanmadan kolaylıkla hamurunuzu açabilirsiniz. Çok fazla inceltmenize hiç gerek yok. Hamurumu pasta tabağından biraz büyük olacak şekilde açıyorum ve sonrasında açmış olduğum hamurumu rulo yaparak kenara alıyorum. Geri kalan bezelerimi de yine aynı işlemi yaparak açıyorum. Hamurumu açarken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz.
Bütün hamurlarımı açarak rulo yaptım ve kenara aldım. İlk açıp rulo yapmış olduğum hamurumu tezgaha alıyorum. Çok fazla dinlendirmedim. Sizler dilerseniz vaktiniz varsa açıp rulo yaptıktan sonra da 5 dakika dinlendirebilirsiniz. Ben üzerine hafiften bastırdım gördüğünüz gibi ve kenarlarından kıvırmaya başlıyorum. Bir ucunu dışa, bir ucunu da içe gelecek şekilde kıvırıyorum ve sonrasında elimin üstünde çevirerek uç kısmını da bu şekilde birleştiriyorum. Hazırlamış olduğumuz açmalarımızı yağlı kağıt serilmiş tepsimizin üzerine alıyoruz ve ben size tekrardan detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Parmak uçlarımla güzelce bastırıyorum. Aslında şekil çok basit. Sadece birazcık bu açma oyalayıcı gibi görünüyor ama el pratikliği olunca gerçekten çok basit oluyor. Şekli de gayet güzel oluyor. Bastırmış olduğum hamurumu uç kısmından bu şekilde katlıyorum ve sonrasında tezgahımda bir ucunu dışa, bir ucunu iç olacak şekilde yapıyorum. Çok fazla kıvırmanıza gerek yok. Elimin üzerinde de çeviriyorum ki açmalarımızın büyüklüğü hepsinin aynı orantıda olması için elinizin üzerinde çevirerek bu şekli verebilirsiniz. Son kez tekrardan şeklini gösterirken bu arada tereyağla yağladıktan sonra üzerine kafaltılık çikolata sürerek rulo yapabilirsiniz veya zeytin ezmesi veya haşhaşla da yapabilirsiniz. Tekrardan elimle bastırdım ve açtım. Kenarlardan gördüğünüz gibi kıvırıyorum. Bir ucunu dışa, bir ucunu içe gelecek şekilde yapıyorum ve elimin üstünde çeviriyorum. Dediğim gibi elinizin üzerinde bu şekilde çevirirseniz bütün açmalarınızın aynı boyutlu olmasını sağlayabilirsiniz. Evet, kenar kısımlarını da bu şekilde katlıyorum ve yağlı kağıt serilmiş tepsilerime yerleştiriyorum. Toplamda bu ölçülerde 2 tepsi kadar açma elde ettim. 9 açmamın bir tepsime, 7 tane de açmayı diğer tepsime koydum. Üzeri için 2 adet yumurta sırımın içine 4-5 damla kadar pekmez damlatıyorum. Çok fazla pekmez eklememeye özen gösterin. Açma ve poğaçanızın üzerinde yanık gibi lekeler oluşur. Yumurta sırınızın içinde çok az pekmez ekleyerek açmalarınızın ve poğaçalarınızın üzerinde daha güzel kızarmasını ve parlak görünmesini sağlarsınız. Açmalarımın üzerine güzel kızarması için bolca yumurta sarılarını sürdüm ve üzerine çörek otu serpiştiriyorum. Bir tepsisine çörek otu ve bir tepsisinde sade olarak yapacağım. Sizler dilerseniz susam veya çörek otu susam da karışık kullanabilirsiniz veya sade olarak da yapabilirsiniz. Çörek otunu gezdirdikten sonra tepsi mayası için tezgahımda hiç üzerini kapatmadan bu şekilde yarım saat kadar bekleteceğim. Sizler tabii ki dilerseniz yumurta sarısını sürmeden önce üzerini temiz bezle kapatarak da yarım saat kadar tepsi mayası yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yumurta sarısını sürdükten sonra tezgahımın üzerinde yarım saat tepsi mayası yaptım. Gördüğünüz gibi yarım saat tepsi mayası yapmış oldum. Açma hamurlarım çok güzel kabardı. Açmalarımı pişirmek için fırınımı öncesinde 5 dakika ısıtıyorum. 180 derece alt üst fanlı ayarda açmalarımı pişirmek üzere fırınıma yerleştirdim. İki tepsiyi de aynı anda pişireceğim. Tabii ki kontrollü şekilde pişirmeye özen göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Benim fırınım 180 derece fanlı ayarda poğaça ve açmalarımı güzel pişirdiği için ben fanlı ayarda pişiriyorum. Lütfen herkes kendi fırınını daha güzel tanıyacağı için eğer sizlerin fırınınızda poğaça ve hamur işleriniz hangi ayarda güzel pişiriyorsa lütfen o ayarda pişirin. Yani benim pişirdiğim ayarda illaki güzel pişecek diye bir kural yok. Bunu da bilhassa belirtmek istiyorum. Açmalarım yaklaşık 40 dakikada çok güzel kızardı. Üzerini temiz bez örttüm. Yaklaşık 10-15 dakika kadar yumuşaması için dinlendirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yumuşacık açmalar oldu. Hemen sizlere de kıvamını göstermek istiyorum. Eğer fırından çıkınca açmalarınız çok kuru olursa ve yumuşak olmazsa yağlı kağıdınızı hafif ıslatın. Açmalarınızın üzerine güzelce kapatın ve üzerine tekrardan bez kapatırsanız açmalarınız daha yumuşacık olacaktır. Yumuşaklığında kıvamında görüyorsunuz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bu güzel tarifi deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.